Sayın dinleyiciler, burası TGRT. Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Mehmet Emin Tokadi. Sahibi Enver Ören. Sorumlu yönetmen Ragıp Karadayı. Genel koordinatör Mehmet Köseoğlu. Senaryo Hüseyin Aydemir. Yayını hazırlayan Niyazi Hancı. Program yönetmeni Hüseyin Aydemir. Vay canına, şu işe bak. Anahtarı bulamam. Nereye koymuştum? Dur bakalım, ceketimin cebinde olmalı. Ha işte burada. Şimdi annemi uyandırmadan gelebilirim. Saat neredeyse gecenin 3'ü. Mışıl mışıl uyuyordu. Hay Allah. Bu kapının deliği de nerede ya? Ha tamam. İşte oldu. Aman yavaş oğlum Aydın. Çok sessiz olmalısın. Annem uyanırsa yandım. Kurtulamam dırdırından. Etraf ne kadar da karanlık. Burnumun ucunu bile göremiyorum. Bir şey devirmeden varabilsem bari odaya. Şu duvara tutuna tutuna gidersem doğruca antikaların olduğu odayı bulurum. Neredeyse geliyorum. Allah. Oh, kediye basmışım. Ödüm koptu. Her yanım titriyor. İnşallah annem duymamıştır. Ses seda yok. Devam etmeliyim. Bir an önce şu eşyaları alıp çıkmalıyım bu evden. Odanın kapısını bulduk sonunda. Tamam. Şu el fenerini yakabilirim artık. Evet, işte dolap. Antikalar uslu uslu beni bekliyor. Annem çok üzülecek ama başka çarem yok. Çok paraya ihtiyacım var. Favi canına sıkışmış, açılmıyor. Şöyle kuvvetlice çekersem. Ay, kapak birden açıldı. Annem bu gürültüye mutlaka uyanır. Şu feneri kapatıp sessiz olmalıyım. Aydın. Aydın oğlum, sen misin? Geldin mi? İşte uyanmış, odama gidiyor. Beni orada bulamayınca mutlaka buraya da bakar. Ne yapsam acaba? Kapının arkasına gizlensem. Ama yerdeki eşyaları görürse anlar. En iyisi böylece beklemek. Belki buraya gelmez. Hay Allah, odasında da yok. Ah, peki neydi o gürültü? Şu odadan mı geldi yoksa? Eyvah, buraya doğru geliyor galiba. Evet evet evet, kapıdan da girdi işte. Işığı yakacak şimdi. Aydın? Anne. Ne yapıyorsun burada? Kıskıvrak yakalanmak diye buna derler oğlum Aydın. En iyisi doğruyu söylemek. Aydın, neden yatıyorsun orada? Söyle bana, ne oldu? Bak, yoksa gene sarhoş musun sen? Yok, bir şey yok, bir şey anne. Biraz içkiliyim ama sarhoş değilim. İçkiliymiş, ne kadar da rahat söylüyor. Bir de bir, bini de bir şu zıkkımın. İnsan biraz utanır. Leş gibi de kokuyorsun. Uzatma be, içkiliysem ne olmuş? Kalk çık da odana yak hadi. Hayır, bu antikaları almadan bir yere gitmem. Ne? Sen ne diyorsun oğlum? Senin hatıra diye sakladığın şu küf kokulu pislikleri alıp gideceğim dedim. Duymadın mı yoksa? Asıl sen ne dediğini duymuyorsun galiba. Onlara dokunamazsın bile. Öyleyse gözlerinle gör. Bak, hepsini şu bavula doldurup gideceğim. Dokunma onlara. Bana bağırma. Bana yat diyeceğine sen git yat. Çünkü önünde sonunda bunları alıp gideceğim, anladın mı? Bana engel olamayacaksın. Onlara dokunacağına beni öldür. Gerekirse onu da yaparım, çekil önümden. Ata yadigarı hepsi. Hepsinin de bir hatırası, bir manası var bende. Biraz merhametli ol da bırak onları oğlum. Bana engel olma. Bunlara ihtiyacım var. Bugün bunları götürüp satmazsam beni bir daha göremeyeceksin. Neler söylüyorsun? Seni bir daha göremeyecek miyim? Evet, yoksa beni öldürecekler. Ne? Ne dedin, seni öldürecekler mi? Evet anne, kim, öldürecekler. Kimden öldürecek, neden? Çok borçlandım. Borcuma karşılık hayatımı istiyorlar. Bugün son günüm. Borcumu ödemezsem bana kıyacaklar. Şimdi söyle bakalım, oğlunun canı mı kıymetli yoksa şu eski eşyalar mı? Elbette sen daha kıymetlisin. Sen benim hayattaki tek varlığım, biricik oğlumsun. Senden başka kimim var benim? Öyleyse çekil önümden. Elbette, canımı istesen canımı vereyim mi oğlum? Ama anlat bana, neden bu kadar borçlandın? Susma, söyle neden? Kumar yüzünden değil mi?
Nedir bu başıma gelenler? Oğlum ne hallere düştü? O kadar da üstüne titremişti. Babasızlığını hissettirmemek için hiçbir şeyden mahrum bırakmamıştım onu. Allah'ım sen oğluma selamet ver. Ona doğru yolu göster. Onu delaletten kurtar. Tamam. Şu bakır ibriği de koyduk mu bitti. Aa, bu da ne? Bir kitap ha? Epey eskiye benziyor. Ev yazması olsa gerek. Bayağı para eder. Oğlum onu da mı satacaksın? Tabii satacağım. Ama o çok kıymetlidir. Rahmetli babana dedesinden kalmış. Dedesine de kendi dedesinden kalmış. Onu satamazsın. Satarım. Para eden her şeyi götüreceğim. Bak yavrum o kitabın değeri parayla ölçülmez. Tokatlı Mehmet Emin Hazretlerinin hayatını menkıbelerine anlatıyor. Kimin kimi? Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin. O da kim? Büyük bir Allah dostu. Baban elinden hiç düşürmez. Durmadan okur okur ağlardı. Hatırası büyük. Bırak o bari kalsın. Olmaz dedim sana. Hem ne işe yarıyor ki? Gözlerini iyi görmüyor, okuyamıyorsun bile. Evet okuyamıyorum ama onun evde kalmasının bereketi yeter. Ne olur oğlum onu satma. Bereketi yetermiş. Asıl satarsak bereketleniriz. Dediğin kadar değerliyse bayağı para eder ha? Ne olur bana ver onu. Çekil önümden. Hayır onu bana vermezsen şuradan şuraya kıpırdamam. Çekil be çekil önümden dedim sana. Yoksa çekmesini bilirim ben ha. Ay yarabbim yarabbim bu şöyle. Ne hal? Hadi şimdi bana eyvallah. Ya Rabbim bu ne hal? Sen oğlumu kurtar. Bu kumar illetinden kurtar. Mehmet Emin Tokadi Hazretlerini yüzü suyu hürmetine oğlumu ıslah eyle. Bir hayırsızlık etmesin. Öf. Sabahtan beri şu bavulu taşımaktan kolum koptu. Karnım damla acıktı. Öğlen geçti. Hiçbir antikacı değerini vermiyor bunların. Hepsi üç kağıtçı. Bir simit alıp şu parkta oturayım biraz. O da ne? Bir antikacı dükkanı. Allah Allah. Bugüne kadar hiç görmemiştim. Bir de şuraya gidip göstereyim bari. Selamünaleyküm. Aleyküm selam evlat, hoş geldin. Buyur. Burada bir antikacı dükkanı olduğunu bilmiyordum. Yeni açtınız herhalde. Ya yeni sayılır. Satılacak antikan mı var? Evet çok eski, çok değerli antikalar. Bırak da ona ben karar vereyim evlat. Bu iş benim işim. Aç bakalım bavulunu. Açarım açarım ama beni kandırmaya çalışmayın yoksa fena olur. Kandırmak mı? Bu bizim lügatimizde yok evlat. Ne demişler? Yaptığımız her şeyi elbette ki yazan var. İyilikte mükafat, kötülükte hazan var. Vay canına be, sen şair misin amca? Şiirden anladığın kadar antikadan da anlıyor musun bakalım ha? Oo, buram buram tarih koktu senin bavulu açınca. Anlaşılan çok eski eşyalar. Evet, evet, çok kıymetli bunlar. İşte buna sevindim. Siz antikadan anlıyorsunuz galiba. Anlarım ben. Antikanın da insanın da iyisinden anlarım. İyi insanlar da antikalar gibi küf mü kokar yoksa? Hayır evlat, hayır. Ham insanlar küf kokar. Çünkü onların kalpleri kararmış, paslanmıştır. Merhamet buz tutmuştur onlarda. Ham insan kalp de kırar, haram da işler. Ama senin gibi genç olursa kalbindeki pas daha kolay silinebilir. Ama antika adamsınız ha. Neyse bırakalım şimdi gevezeliği de işimize bakalım. Kaç para vereceksiniz bunlara? Paha biçemem, hepsi de çok kıymetli. Öyleyse ver bedellerini de gideyim. Ha bak burada bir de kitap var. Tam sana göre. Dedemin dedesinden kalmış. Bu da yüklü miktar demektir. Ver abi. Bakayım. Evet el yazması. Güzel bir nesih hattıyla yazılmış. Çok para eder çok. Para mı? Her şeyi parayla mı ölçersin sen? Evet her şey parayla satın alınmıyor mu? Neyse. Biz alışverişimize bakalım. Ne kadar eder bunlar? Dedim ya, hepsi de paha biçilmez nadide şeyler. Satın alamam ben bunları. Çünkü bunların değerini verecek param yok. Ne fiyat söylesem seni kandırmış olurum. Oysa ben insanları kandırmak istemem. Sanma belaya çattık ha. Deli bu adam ya. Neredeyse akşam olacak. Bugün borcumu ödemeliyim. Allah Allah, hala konuşuyor. Öyle bu kitap, öyle bu kitap. Allah Allah, bir definenin yerini anlatıyor. Burada yazılı olan definenin ne kadar ettiğini anlasaydın bu kitabı hiç satmazdın sen. Define mi? Ne definesi? Define ya. Öyle bir define ki dünyadaki bütün hazineleri toplasan onun kadar kıymetli olamaz. Ne oldu?
Bakıyorum gözlerin parladı birden. Neredeymiş o define? Yazıyor mu? Ha? Yazıyor mu? Söylesene. Dur. Anlamak için kitabın tamamını okumam lazım. Dur bakalım. Ver bakayım o kitabı bana. Satmaktan vazgeçtim. Satmazsan iyi edersin. Peki bu eşyalara ne veriyorsun? Dedim ya, onlara değer biçemiyorum. Canım bir şeyler söyleyin, anlaşalım. Anlaşılan senin acilen paraya ihtiyacın var. Evet, hem de hemen. Ne kadara ihtiyacın varsa bunları o kadara senden satın alıyorum. Sana bir nasihatim var. Sakın o kitabı kaybetmeyesin. O kitapta anlatılan defineyi bulup elde edersen ebediyen kurtulursun. Anlaştık mı? Tamam, anlaştık. Ay şu kedi. Pıst, çekil şuradan. Ay Aydın oğlum, biraz merhametli olsana. Durup dururken neden vuruyorsun şu zavallı kedi? Ayaklarımın dibinde dolaşmasına sinir oluyorum da ondan. Neyse, ödedin mi borcunu? Ödedim. İşte kitabını satmadım ona. Ah canım oğlum benim, satmayacağını biliyordum. Rahmetli babam bunu çok okurdu. Demek çok okurdu ha. Peki okuyunca ne yapardı? Ne mi yapardı? Ağlardı. Ağlar mıydı? Hı. Başka bir şey yapmaz mıydı? Ne bileyim yani, bir yere falan gitmez miydi? Evet. Zeyrek yokuşundaki Mehmed bin Tokati Hazretlerinin kabrine giderdi. Zeyrek yokuşuna giderdi ha? Demek ki define oralarda bir yerde olmalı. Peki babam neden bulamadı? Belki de adamcağızın ömrü yetmedi. Ama anneme mutlaka bir şeyler söylemiştir. Ana be! Orada ne yaparmış babam, sana hiç söylemez miydi? Dua ederdi benim için, senin için, hepimiz için. Rahmetli baban en çok da senin için. Hayırlı bir evlat, iyi bir insan olman için Allah'a yalvarırdı. Ama sen... Tamam ana, tamam. Yine başlama. Sen şu kitaptan okusana biraz ha. Dur bakayım. Şu gözlüklerimi bir sileyim. Yok, harfleri seçemiyorum. Sanki hepsi üst üste binmiş. Maalesef gözlerim iyice bozuldu yavrum. Okursun ana, okursun, dikkatlice bak. Yok yavrum, okuyamıyorum. Hem mutfakta işim var, sofrayı hazırlayacağım. Sen de seslenince gelirsin. Okuyamadı. Birini bulup bu kitabı mutlaka çözdürmeliyim. Bu defineyi bulursam yaşadım. Evet. Bu sayfede acayip şekiller var. Sanki sonradan çizilmiş gibi. Mutlaka definenin yerini tarif ediyor olmalı. Bir mağaraya benziyor. Demek define bir mağaranın içinde ama nerede? Babamın gittiği o yere gidip baksam. Ama bu harfleri çözemem ki. Yanımda biri olmalı. Tek başıma yapamam. Bu yazıyı okuyabilen güvenilir birini bulmam lazım. Antikaları değerine satabildin mi bari? Antikaları mı? Hı? Evet. Borcumu ödeyecek kadar ettiler. Bunu neden düşünemedim? Evet, antikacı. Hem güvenilir biri hem de bu yazıyı okuyabilir. Hemen gitmeliyim. İnşallah dükkanı kapatmamıştır. Aydın nereye oğlum? Sofrayı hazırlamıştım. Biraz işim var ana, sen ye. Ya Rabbi. Mehmed bin Tokadi Efendi'nin hürmetine oğluma doğru yolu göster. Onu koru. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam oğul. Hoş geldin. Kapatmışsınızdır diye çok korkmuştum. Kapatmadım. Seni bekliyordum. Senin? Beni mi bekliyordunuz? Evet. Geleceğini biliyordum. Nasıl? Söylediler. Kimler? İbrikler, leğenler, antikalar, eşyalarla konuşurum ben. Onlar da beni anlar. Sen gidince hepsi konuşmaya başladı. Dediler ki gitti ama gene gelecek. Sevdaya tutuldu o. Define sevdasına. Gitti ama dönüp gelecek. Bekledim ben de. İşte geldin sonunda. Adam antikanın biri ya. Eşyayla konuşuyormuş. Daha neler. Biraz kaçık herhalde. Nasıl güvenilir bu adama? Ama başka biri yok ki. Hem belki de böyle olması daha iyi. Definin hepsine ben konarım. Evet, sana bir teklif yapmaya geldim. Gel bu defineyi birlikte arayalım ha. Bulursak yarı yarıya paylaşırız, tamam mı? Tamam, ben varım. Ama sen kendine güveniyor musun? Elbette, güvenmesen buraya gelmezdim. Bak, kitabın kıyısında bir takım işaretler var. Bir mağara girişini gösteriyor olmalı, öyle değil mi? Ver bakayım. Bu öyle bir şifre ki ancak ehli olanlar anlar. Mecaz manalarla dolu. Doğru mu söylüyor acaba?
Yoksa beni kandırmaya mı çalışıyor? Defineye tek başına konacak herhalde. Hadi hadi çabuk oku şunu. Acele etme, bu öyle kolay anlaşılmaz. Dedim ya, mecaz manalarla dolu. Önce okuyacağım, sonra mana çıkaracağım. Anladım. Uyanığa bak, içinden okuyup beni kandıracak. Yüksek sesle oku da ben de çözmeye çalışayım. Peki öyleyse. Bu kitap Tokatlı Mehmet Efendi'nin hayatını ve menkıbelerini anlatıyor. Onun risaleleri ve onun hakkında yazılanları Seyit Hasip Efendi adında bizzat toplamış ve çok kıymetli bir kitap haline getirmiş. Definenin yerini de bunların arasına gizlice yerleştirmiş. Hadi bir an evvel okumaya başla hadi. Peki dinle öyleyse. O evliyalar bahçesinin her yaprağında ayrı güzellikler bulunan bir gülüdür. O hidayet yolunun rehberi, o evliyaların hocasıdır. İstanbul'da eshab-ı kiramdan sonra metfun bulunan üç büyük evliyadan biridir. 1664 senesinde Tokat'ta doğmuş ve 83 yaşındayken İstanbul'da vefat etmiştir. Un kapanına inen caddeyle Zeyrek yokuşunun kesiştiği tepe üzerinde Soğukkuyu Piri Paşa Medresesi kabristanına defnedilmiştir. Tamam işte şifre. Defineden bahsediyor. Define orada olmalı, kabristanda. Hemen gidelim hadi. Define Mehmed Emin Tokadi Hazretlerinin defnedildiği yerde olabilir. Ama şifreyi tam çözmeliyiz. Doğru. Hadi çabuk okumaya devam et. Tamam sen de dikkatle dinle. En küçük bir kelimeyi bile kaçırma. Hiç kaçırır mıyım? Hadi oku sen hele. Evet. Mehmed Emin bir dervişin oğluydu. Babası ona birçok şey öğretti. Bir gün ilmini arttırmak için alimler diyarı İstanbul'a geldi. Uzun müddet ilim öğrendi, kendini çok iyi yetiştirdi. Bu sırada başruznameci Ali Efendi adında bir zatın oğluna ders vermeye başladı. Ona bütün bildiklerini aktarıyor, talebesine nazlı bir çiçek gibi itina gösteriyordu. Fakat bir müddet sonra Ali Efendi'nin oğlu aniden vefat etti. Ey kıymetli oğul! Daha dün her istediğini kolayca yapabilecek bir haldeydin. Genç, sıhhatli ve kuvvetliydin. Malın vardı, rahattın. Şimdi şu bir yığın toprağın altında çaresiz bir haldesin. Yarın bizler de senin gibi bu fani dünyaya elveda diyeceğiz. Öyle ümit ediyorum ki sen genç yaşta fazla günah işlemeden gitmenin huzuru içerisindesin. Ya bizim gibi ömrünün her anı gaflet, malayaniyle geçen, her hali hata ve kusur olanlar ne yapacak? Allahü Teala bizlere ölümünden ibret almak, sana da rahmet nasip eylesin. Bütün haklarımı helal ettim. Ya Rabbi, onu affet. Haddini aşarak talebe olmadan mürşid olmaya kalkan şu aciz kulun emini de affet. Bana dostlarının kapısında hizmetçi olmayı nasip et. Her türlü işimi terk ederek hacca gitmek istiyorum. Sonumu hayırlı eyle. Bana yol göster ya Rabbi. Ya Rabbi bize de yol göster. Ya amca ben hiçbir mana çıkaramadım ya sen? Hadi Mehmed Emin Efendi'nin yolu Mekke, bizimki nereye? Dur hele sabırlı ol, anlayacağız. Sabırlı olmuş. Kitabın yarısını geldik daha bir şifre çözemedin. Hani anlardın sen bu işlerde? Anlamıyor musun? Mehmed Emin Efendi de bir define aramaya çıkıyor aslında. Define gömülmüş demektir. Yani yerin altına gireceğiz. Bak buraya şekillerle sarnıç çizilmiş. Mağaraya benziyor dediğin şey. Sarnışlardan ikincisi işaretlenmiş. Ya nasıl anlamışım ama. Hadi o zaman kalkıp gidelim yürü. Dur hele dur, iyice anlayalım öyle gideriz. Hem hava biraz daha kararıp etraf sakinleşsin. Doğru. Öyleyse okumaya devam. Mehmed Emin Efendi genç talebesinin kabri başında Allahü Teala'ya böyle yalvarır. Ve her şeyi bırakıp istifa etmeye karar verir. Safa geldiniz Hacı Emin Efendi. Buyurun bir kahve içelim. Efendim, elhamdülillah bizi Hacı Şerif ile müjdelediniz. Evet. Hacca gitmek ne büyük saadet. Allahu Teala sizi bilinen nimetlere ve bilinmeyen saadetlere kavuştursun. Siz hacca gitmeye niyet ettiniz, biz de tebrik ettik. Allah Allah,
Ne büyük insan. Hacca gitmeye niyet ettiğimi biliyor. Niyetim öyle efendim. İstifamı bildirmek için daireye gidiyorum. Evladım, sizi tanıyalı pek az bir zaman oldu. Ama ki sizdeki cevheri gördüm. İnşallah bu yolda çok büyük nimetlere kavuşursunuz. Talebemin vefatına çok üzüldüm. Merhum talebenizin ölüm acısı her ne kadar pek şiddetli ve çok çetin ise de biz kullar için sahibinin işinden razı olmaktan başka çare yoktur. İnsan bu dünyada kalmak için yaratılmadı Emin. Efendim, anladım ki ben ham bir insanım. Asıl benim hocaya, rehbere ihtiyacım var. Onun için ders vermeyi bırakıp ders almak istiyorum. Arzu ettiğiniz rehbere inşallah pek yakın zamanda kavuşursunuz evladım. İnşallah efendim. Size bir tavsiyem var. Mekke'ye varınca Ahmet Yektest Cüryani Hazretlerinin huzuruna gidersiniz. Bizim de selam ve hürmetlerimizi arz eder, onun talebesi olursunuz. Ahmet Yektest Cüryani Hazretler mi buyurdunuz? Evet. Yektest, malumunuz üzere tek elli demektir. Ahmet Cüryani ticaret için Hindistan'a giderken yolda eşkıyalar basıp mallarını aldılar ve sol kolunu kestiler. Çok üzüntülü olarak Serhend şehrine geldi. Müceddidi Elfisani İmam-ı Rabbani Hazretlerinin oğlu olan Muhammed Masum-ı Faruk'un hizmetiyle şereflendi. 11 sene sonra hilafet verilip Mekke'de irşada emrolundu. Şimdi o mübarek diyarda talebeler yetiştirmektedir. İnşallah siz de onun talebesi olursunuz. Haydi varın şimdi. Yol hazırlığınızı yapın. İnşallah efendim. Bizi dua ve teveccühünüzden eksik etmeyin. Selametle gidiniz. Emanetimizi sahibine vermeyi unutmayınız. Peki efendim. Mehmet Emin Efendi bu kerametin tesiriyle kendinden geçip bu mübarek zatın yanından ayrılır. Bütün dostlarıyla vedalaşıp yola çıkar. Menzili Efendimizin sevgili yurt buyurdukları Mekke-i Mükerreme'dir. Yükü kalbindeki Resulullah aşkıdır. Bir de Muhammed Efendi'nin emaneti. Ahmet Yektest Cüryani Hazretlerine gönderilmiş olan Allah selamı. Mekke'ye varınca ilk gün Kabe'yi tavaf ve ziyaret eder. Ertesi gün sabah namazını Harem-i Şerif'te eda eder. Tam çıkacağı sırada dikkatini bir kalabalık çeker. Allah Allah! Bu kişiler niçin çıkmıyor? Niçin böyle halka halinde oturmuşlar? Acaba ders için hocalarını mı bekliyorlar? Gidip ben de yanlarına oturayım. Beni fark etmediler. Hepsi başlarına eğmiş, edeple oturuyor. Halkanın ortasında oturan zat hocaları olmalı. Dikkatle bana bakıyor. Ya Rabbi, ne kadar da heybetli ve sevimli. Bakışlarından ürperiyorum. Dayanamayacağım. Gözlerimi kapatmalıyım. Ey kardeşlerim! Bize gelen bela ve sıkıntıların Allah-u Teala'nın takdiriyle olduğunu bilirim. Bu dünyanın esası mihnet, sıkıntı üzerine kurulmuştur. Sıkıntınınsa sabretmekten başka ilacı, katlanmaktan başka kurtuluş yolu yoktur. Şu üç sabır çok sevgilidir. Bunlar taatte, yani hakka kullukta, günah işlememekte, bela ve mihnet anında sabırdır. Ey kardeşlerim! Artık işlerinize dağılabilirsiniz. Allahü Teala hepinize selamet versin. Amin. Allah, herkes dağıldı. Ben yerimden kalkamıyorum. Sanki buraya çakılıp kaldım. İşte geliyor. Bana doğru yaklaşıyor. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam.
Hoş geldin Emin Efendi. Nasılsın? Hoş bulduk. Fakat siz... Hadi buyurun bize gidelim. Bu akşam misafirimsiniz. Hadi durma öyle. Gel. Peki efendim. Evim uzak sayılmaz. Harem-i Şerif'in yakınında. Buyurun içeri girin Emin Efendi. Şöyle oturun bakalım. Siz açsınızdır. Birazdan sofrayı getirirler. Sofrayı getirdiler. Buyurun. Getirin. Şuracığa koyun. Allah razı olsun evlatlarım. Önce siz buyurun efendim. Peki öyleyse. Bismillah. Allah Allah. Ellerini ekmeğe uzatmasaydı görmeyecektim. Bu mübarek zatın sol eli bileğinden kesik. Edirne'deki Muhammed Efendi'nin bahsettiği Ahmet Cüryani Hazretleri bu zat olsa gerek. Sübhanallah. Biz onu ararken o bizi buldu. Yolculuğunuz nasıl geçti Emir Efendi? Anlatın bakalım. Elhamdülillah efendim, rahat bir yolculuk yaptık. Ta Edirne'den buraya gelene kadar bir sıkıntıya maruz kalmadık. Üzerinizde bize verilecek emanet var mı? Allahu Ekber. Ya Rabbi. Bu ne büyük nimet. Evet, bu zat hakikaten Ahmet Yekdest Cüryani Hazretleri. Siz osunuz. Verin mübarek elinizi öpeyim efendim. Evet. Muhammed Efendi'nin size selam ve hürmetleri vardır. Bizi de size havale etmişlerdir. Ve aleyküm selam. Biz dahi sizi kabul ettik Emin Efendi. Allah Allah. Ben hiçbir şey anlayamadım. Bunun neresi defineyi anlatıyor? Anlatıyor. Anlatıyor da sen anlamıyorsun. Masal gibi bir şey. Adamı görmeden tanıyorlar. Olmaz böyle şeyler canım. Olmaz mı? Nice olmazlar da olur vardır da bunu her göz göremez, her gönül anlayamaz. Sen körsen güneşin suçu ne evladım? İşte Tokatlı Emin Efendi'nin hayatı. İşte kavuştuğu büyük nimet. O defineyi buldu evladım. Sen ne definesinden bahsediyorsun? Bize altınlar lazım. Hadi hadi uzatma lafı da oku amca. Oku da bir an önce şu definenin nerede olduğunu anlayalım. Bulacağız, bulacağız. Sabret biraz. Mehmet Emin Efendi'nin duası kabul edilmiş, bir Allah dostuna talebe olmuştu. Tam 3 sene Ahmet Yekdest Hazretlerinin hizmetinde, derslerinde ve sohbetinde bulunur. 3 sene sonunda bir gün Ahmet Yekdest Hazretleri İstanbul'a dönmesi için emir verir. Ayrılık Mehmet Emin Efendi'yi can evinden vurur ama emir edepten üstündür. Derhal yolculuk hazırlıklarına başlar ve vedalaşmak üzere hocasının huzuruna gelir. Bu dünyada en kıymetli, en faydalı şey Allahü Teala'nın marifetine kavuşmaktır. Yani onu tanımaktır. Emin. Buyurun efendim. İş budur. Bundan başkası hiçtir. İş budur. Bundan başkası hiçtir. Mısır üzerinden mi, Şam'dan mı gideceksin? Efendim, bir arkadaşım var. Beraberce Şam hacılarıyla dönmeye niyet ettik. Otur bakalım karşıma. Emredersiniz efendim. Bakalım hangi kafileyle gitmeniz takdir olunmuştur. Otur evladım, otur. Hadi gözlerini yum. Yumdun mu gözlerini? Evet hocam. Peki ne görüyorsun? Söyle bakalım. Efendim şey... Çekinme, çekinme. Ne görüyorsan onu söyle. Efendim, Hira Dağı üzerindeyim. Mekke'yi seyrediyorum. Mekke'den ne görüyorsun? Bir kafile var. Mekke'den çıktı, Şam tarafına doğru yol alıyor. Kafilenin başına bak. Ne görünüyor? Büyük bir şehir görüyorum hocam. Bu gördüğün şehir Şam'dır. İyice bak. Kafile Şam'a ulaştı mı? Evet efendim, ulaştı. Sen kafile içinde var mısın? Yokum hocam. Şimdi
Tekrar Mekke'ye bak. Ne görüyorsun söyle. Bir başka kafile Mekke'den çıkıp ilerliyor efendim. Kafileye iyi bak. Kendini görebiliyor musun? Evet efendim. Bir arkadaşımla beraber sohbet ederek yol alıyoruz. Kafilenin baş tarafına bak. Görünen hangi şehir? Kahire efendim. Gelirken Mısır yoluyla gelmiştim. Şimdi aç gözünü. Oh Allah'ım. İşte hocamın karşısındayım. Mübarek hocamın bir kerameti bu. Şimdi git. Sana yolculukta arkadaş olacak o gördüğün kişiyi bul. Yolculuğunuz Mısır tarafınadır. Nasıl emrederseniz. Emin evladım, ayrılık vakti gelip çattı. Bundan sonra seninle Allahu Alem bir daha görüşemeyiz. Bizden bir arzun, bir isteğin var mıdır? Efendim. Çekinme evladım, söyle. Dua istiyorum efendim, dua ediniz. Benim vefatımdan sonra kabrime gelip bir Fatiha okuyan kimsenin vücudu cehennem ateşinde yanmasın. Elhamdülillah. Talebemiz Emin, kendisi için istediklerini başkaları için de istiyor. Kalbi yumuşacık, merhamet dolu. Hiçbir kimsenin cehennem ateşinde yanmaması için çırpınıyor. Bana Ebu Bekir Sıddık Efendimizin büyük merhametini hatırlattı. Ey Emin, bu arzunun yerine gelmesi için dua edeyim. Lakin söyleyeceklerim vardır. Vasiyet et ki vefatından sonra kabrini kolay bulunacak bir yere yapmasınlar. Viranelik bir yere defnetsinler. Kimse bilmesin. Ancak nasibi olanlar gelip dua etsinler. Nasıl münasip görürseniz efendim. Allahü Teala seni duası makbul olan kullarından eylesin. Senin kabrine gelip bir kere Fatiha okuyan müminlerin bedeni cehennem ateşinde yanmasın. Seni vesile ederek yapılan dualar makbul olsun. Senden kimse eli boş dönmesin. Bu hal kıyamete kadar böylece sürsün. Amin. Amin oğlum. Emin, İstanbul'a varınca nerede kalacaksın? Efendim, malumunuz kendi evim yoktur. Siz nerede kalmamı emrederseniz orada kalmak isterim. Al bu mektubu. İstanbul'da Hacegan-ı Divan-ı Humayun'dan Hüseyin Paşazade Kumul Muhammed Bey vardır. Varınca ona verirsin. Seni onun sohbetine havale eyledik. Ne buyurursa ona itaat et. Ona teslimiyetin bize teslimiyettir. Emin, yıkayıcı elindeki ölü gibi ol. Olmak için ölmek lazımdır. Baş üstüne efendim. İnşallah birkaç sene sonra buraya tekrar gelirsiniz. Fakat bizi bulamazsınız. Bizde olan emanetinizi Medine-i Münevvere'de bulunan Hacı Abdurrahim'e verdik. Onunla görüşünce sana teslim eder. Hadi Allah yolunu açık etsin. Vay canına be, vay canına. Ne oldu oğlum? Neden vay canına, vay canına deyip duruyorsun? Şu işe bak. Ben olsaydım başka şeyler isterdim. Ne gibi şeyler? Ne bileyim, para mara işte. Ben de zannettim ki hocasından define isteyecek. Hani bizim aradığımız defineyi getirip buralarda gömecek ha? Biz de gidip onu çıkaracağız. Ne gülüyorsun? Onda merhamet, sende hırs. Bu zıtlığa gülüyorum. Bana bak amca, sakın burada da mecazi bir şey olmasın ha. Hani hiç şifre çözdüğü falan yok da. Ha babam okuyorsun. Biz de şaka maka kaptırdık hikayeyi, iyi mi? Çözdük ya evladım, çözdük.
Define un kapanına inen yoldaki sarnıçların orada. İkinci delikten gireceğiz. Ne duruyoruz öyleyse, hemen gidelim o zaman. Sarnıçların içinde ama neresinde? Onu iyice anlamak için okuyorum. Hadi orada devam ederiz. Karanlık çöktü. İnsanlar ortalıklarını ele ayak çekti. Ha? Tam define aramak vakti. Şimdi tam namazın vaktidir evlat. İşitmiyor musun? Yatsı ezanları okunuyor. Namazımı eda edeyim, öyle gideriz. Hadi ya, bismillah. İyi iyi, sen namazını kılarken ben de kazma kürek filan ayarlayayım. Bir de şöyle koca bir fener. Çok heyecanlıyım, içim içime sığmıyor. Yanımıza biraz daha piy alsaydık keşke. Ama yeter değil mi? Vay canına, şu arabaya bak, son model. Ah, şu defineyi bir bulsak, bir bulsak, o zaman böyle bir araba çekeceğim altıma işte. Görecek şu koca İstanbul aydın. Sessiz ol, sessiz ol. Bütün İstanbul'a duyurdun ne yapacağımızı. Ne yapayım, heyecan işte. Ama siz neden oradan gidiyorsunuz, buradan gitmeyecek miydik? Önce kabristana gideceğiz dedik ya. Ne, kabristana mı? Ne o, korktun mu yoksa? Korkuyorsan şimdiden vazgeç. Çünkü yerin altına girdiğimizde dönüşün olmayacak. Yok canım, neden korkayım? Sadece mezarlıkta ne işimiz var, onu merak ettim. Ziyaret, dua, himmet, bunlar için. Mehmed Emin Tokadi Hazretlerinden defineyi bulmak için himmet isteyeceğim. Ya öyle mi? Mehmed Emin Tokadi Hazretlerini vesile ederek yapılan duaları Allahü Teala geri çevirmez. Mutlaka kabul eder. Demin okuduk ama tabii şartlarını yerine getirmek lazım. Şart mı? Duanın da şartı mı olur? Elbette evladım. Önce doğru bir itikada, yani ehli sünnet vel cemaat itikadına sahip olmak lazım. Sonra haramlardan kaçınmak ve ibadetlerde devamlı olmak gerek. Ya. Öyleyse ben de defineyi bulmak için dua edeyim. Önce selam ver, sonra bildiğin sureleri oku. Sonra da Mehmed Emin Tokadi Hazretlerini vesile ederek muradını Allahu Teala'dan iste. Burada birçok mezar var. Hangisi olur? Şu demir parmaklıkla çevrili olan mezar var ya, işte o. Mehmed Emin Tokadi. Bu ismi duydukça içim ürperiyor. Sabahtan beri dönüp dolaşıp bu ismi duyuyorum. Çok garip. İçimde acayip bir his var. Sanki bir tuzak bekliyor beni. Bir tuzağa düşecek gibiyim. Gerçekten garip. Bu tuzak sanki çekiyor beni. Şu antika adamın peşine takıldım, gidiyorum. Tamam amca, tamam, hadi ettim, gidelim aşağıya, hadi. Hadi bakalım, yürü öyleyse. Hadi amca, biraz hızlı yürü. Elimizde kazma kürekle bekçilere yakalanmayalım. Duymuyor musun? Ağustos böceği gibi cır cır ötüşüp duruyorlar. Korkma. Mehmed Emin Efendi'den himmet istedik ya. Vay canına, ne acayip iş ya. Daha bu öğlen tanıdım seni ama şimdi seninle ava gidiyoruz. Garip bir şey bu. Beni çeken bir şey var, sanki bir tuzak. Ya amca, ben de sizin gibi tuhaf konuşmaya başladım. Üzüm üzüme baka baka kararır derler. Bak, birinci girişi gördün. Evet, işte ikincisi de orada. Oradan gireceğiz değil mi? Kitapta öyle işaretlenmiş. Vay be, amma da karanlık ha. Evet, karanlık, dipsiz bir mağara. Ağzını açmış bizi bekliyor. Korktun mu yoksa? Yok, hayır. Hadi girelim. Tabii siz korkmuyorsanız. Bismillah. Unutma ey define avcısı. Unutma ki ava giden avlanır. Ben önden gireyim de size biraz cesaret gelsin. Sakın kitabı kaybetme. Kitabı kaybedersen bir daha çıkış yolunu bulamayız. Tamam, kaybetmem. Ay Allah, su birikintisi varmış, ayaklarım ıslandı. Oo, daha şimdiden sızlanmaya başladın, yürü bakalım. Ama nereye, ölümü bile göremiyorum ki. Elindeki feneri yak. Hey, hey kafanı, orada yol daralıyor. Tam da zamanında yakmışım feneri, neredeyse kafamı çarpacakmışım. Hadi beyzadem, siz geçin de biz de gidelim. Tamam tamam. Ama sıkıştım ben burada, ilerleyemiyorum. Nazlanma, hadi gayret et biraz. Ha, oluyor. Kolum sıkıştı, çekemiyorum. Az kaldı, biraz daha gayret. Ha, oldu işte. Her tarafım çamur içinde kaldı, derim sıyrıldı. Neyse neyse, hadi sıra sizde. Hop,
Hah, işte oldu. Vay canına. Ne kolay ne çabuk geçtiniz. Benden de iki kaçışma. Bu ihtiyarda bir gariplik var ama anlayamadım. Şimdi ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Defineyi arayacağız tabii. Evet ama nerede? Baksana az ileride yol ikiye ayrılıyor. Tabii ki şu büyük olandan, öbüründen geçemeyiz ki, çok dar. Belli olmaz ki. Kitabı okumamız lazım. Olur mu amca? Oradan gitmek çok zor. Şuna baksana ne kadar geniş. Hadi gel buradan gidelim. Başlangıcı geniş ve ferah olan yolların sonu karanlıktır. Hiç belli olmaz. Ya define yoksa? Boşuna tehlikeye atılamayız. Galiba haklısın. Tut şu feneri bakalım. Hı hı. Nerede kalmıştık? Hani bir mektupla Mekke'den ayrılmıştı. Ha evet, işte bu sayfadaydı. Mehmet Emin Efendi hocasından dua almıştı. O bir müjde taşıyordu Anadolu toprağına, İstanbul'a. Kardeşlerim, beni iyi dinleyin. İnsanların gidecekleri yol iki türlüdür. Biri dalalet yolu, öbürü ise hidayet yolu. Dalalet yolu insanı ebedi felakete sürükler. Hidayet yolu sırat-ı müstakimdir. Ebedi saadete götürür. Evlatlarım, sizler doğru yoldan ayrılmayın. Dalalet yolu dünyaya düşkün, zevke düşkün olanlarındır. Tatlı, çekici görünür ama sonu karanlıktır. Hidayet yolu çileli görünse de sonu aydınlıktır. Vay canına. Bu sözler hakikaten dar ağızlı geçidi işaret ediyor. Haklıymışsın amca. Anladın mı şimdi? Hadi öyleyse yürü bakalım. Peki amcacığım, sen emret. Yürümek değil, koşarım be. Define orada, şu karanlığın içinde ışıl ışıl bizi bekliyor. Hadi sen önden gir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Oldu. Ver feneri bana. Vay canına, çok darmış. Tamam. Hadi bakalım yürü. Oo, ne ürkütücü bir yer burası. Ya Allah hepimizi kabir azabından korusun. Burada nefes alabiliyoruz, kıpırdayabiliyoruz. Ya mezarda öyle mi? Sus sus şimdi, dinle. Duyuyor musun? Evet. Yarasa çığlıkları bu sesler. Ne kadar da korkunç. Bırak şimdi yarasaları, defineyi düşün. Hadi kıpırda. Tamam tamam, geliyorum. Korkuyor musun? Yarasa sesleri kulaklarımı parçalayacak neredeyse. Duyunma, dinleme, yürü. Yürüyorum ya. Yok, olamaz. Yarasalar saldırıyor. Işığı tut üzerlerine. Ha? Evet işte öyle. Bak nasıl da yapıştılar mağara duvarlarına. Işığa dayanamazlar. Şimdilik pilimiz var. Bitince ne yapacağız? Allah kerim. Sabah olunca aydınlanır mı burası? Sabah mı? Yerin altında sabah hiç olmaz ki. Yerin altında ölüler yatar. Güneş yaşayanlara doğar. Ya beni korkutmak için böyle konuşuyorsunuz değil mi? Seni korkutmak mı? Hayır, hayır. Hakikati söylüyorum sadece. Yani şimdi mezardaki ölü gibiyiz öyle mi? Mezar mı? Mezara göre saray sayılır burası. Ne sorgu var ne de sual. Kadir'de ise azap var, yalnızlık var, hesap var. Ne yaptım da düştüm bu ihtiyarın ardına. Ne kadar da aptalım. Hep beni korkutmak için konuşuyor. Bırakalım bunları da bir an önce bulalım şu defineyi. Hadi. Dikkat et. Önümüzde büyük bir su birikintisi var. Belimize kadar batacağız. Bak, giderek derinleşiyor. Ayağıma bir şey battı, yürüyemiyorum. Öyleyse bana tutun. Hadi sıkı, daha sıkı tutun. İşte sudan çıktık. Dur. Ne olur biraz dur. Yürüyemiyorum. Baksana ayağım nasıl kanıyor, görüyor musun? Evet. Gerçekten fena yarılmış. Böyle devam edemezsin. Bunu sarmamız lazım. Dur. Şu gömleğimden biraz yırtayım. Benim için gömleğinizi parçaladınız. Hadi fazla konuşma da uzat şu ayağını. Şöyle. Çok acıyor. Bak sardım işte. Biraz gücünü toplayınca kalkarız. Sağ olun, sardığınız çok iyi oldu. Siz de bu arada okumaya devam edin. Belki bir ipucu çıkartırız ha? Peki. İşte tam burada kalmıştık. Mehmet Emin Efendi İstanbul'a dertlilere derman olmaya geliyordu.
İstanbul'a vardığında doğruca Kumul Muhammed Efendi'nin yanına gitti. Safa geldiniz kardeşim. Safa bulduk efendim. İsminiz Muhammed Emin midir? Evet, fakat... Biz de sizi bekler dururduk. Hoş geldiniz. Gelin sizi bir kucaklayayım. Şimdi üzerinizde mübarek Mekke toprağının, hocamın kokusu vardır. Evet efendim. Hocamızın bende bir emaneti vardır. Buyurun. Bu mektubu size gönderdi. Teşekkür ederim Emin Efendi. Bizi ziyadesiyle sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin. Müsaadenizle hemen okumak istiyorum. Estağfurullah efendim. Buyurun. Allah Allah. Bu ne sevgidir. Hem okuyup hem ağlıyorlar. Emin Efendi, bundan böyle bizimle kalacaksınız. Sizin için bir odayı hazırlatmıştık. Şimdilik buyurun istirahat edin. Peki efendim. Emin Efendi, buraya geldiğinizden beri tam 3 gün geçti. Artık misafirliğiniz tamam oldu. Bugün sohbete çıkacağım. Size de benim yanımda bir minder hazırlanacak. Buyurup oraya oturursunuz. Emredersiniz efendim. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri şimdi de Muhammed Kumul Efendi'nin derslerine başlar. Ondan tasavvufun inceliklerine ait bilgiler öğrenir. Bir müşkili, bir suali olunca daha o sormadan Muhammed Kumul Efendi bir menkıbe anlatır. Anlattıkları ile sualini cevaplandırmış olurdu. Vay canına be, müthiş bir hayat ha. Hakikaten büyük insanlarmış onlar amca. Ama ben bunlardan bir mana çıkaramadım. Şifre bu hikayenin neresinde? Sen define aramıyor musun? Evet amca. O halde dinle. Şu fenere biraz daha yaklaşayım. Şöyle. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri İstanbul'a dönünce İstanbul'da 5 sene daha kalır. 1710 senesinde Muhammed Kumul Efendi önce Habeş eyaletine sonra da Kudüs-ü Şerif valiliğine tayin edilir. Tokadi Hazretleri de onunla beraber gider, yanında katiplik yapar. Bu seyahat 6 sene sürer. Nihayet 1717 senesinde Muhammed Kumul Efendi'nin İstanbul'a çağrılması üzerine İstanbul'a döner. 1726 senesinde Muhammed Kumul Efendi vefat eder. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri Fil Yokuşu'nda bir ev kiralar ve orada ders verip ilim öğretmeye başlar. Yani o da bir avcı olur. Saadet avcısı. Saadet avcısı mı? Çok avcı duydum. Aslan avcısı, keklik avcısı ama böylesini ilk defa duyuyorum. Böyle bizim bilmediğimiz nice avcılar vardır evlat. Nasiplisini saadet tuzağına düşürmek için pusuda beklerler. Ve vakti saati gelince işte Tokatlı Emin Efendi misali. Daha o Tokatlıyken ta Edirne'de onu bekleyen vardı. Mekke'de bilen, İstanbul'da bulan. Tuzak. Bu antikacı da sanki bana tuzak kuruyor olmasın ha? Tekin bir adam değil. Eşyalarla konuşuyormuş. Benim dönüp geleceğimi biliyormuş. Şu tabancayı çaktırmadan kontrol edeyim. Bakalım belimde mi? Ha, tamam burada. Hani bir amca? Hani şifre? Neredeymiş define? Kitaba bakalım. Bence şifre sayılarda. Mesela 1717. 1717 metre daha ilerleyelim manasına gelmesin. Hayır. Şifre sözlerde. Kitaba devam edeceğiz. Şu ayağım yaralanmasaydı biliyordum ne yapacağımı ama çaresizim. Peki amca devam edelim. 1727 senesinde pırıl pırıl 16 yaşında bir genç olan Yahya'nın babası vefat eder. Yahya çok fakirdir. Buna rağmen hat sanatı çalışmakta, sulus öğrenmektedir. Hayda, şimdi bir de Yahya çıktı. Bu hikayede amma uzadı ha. Sözümü kesme de dinle evladım. Kıssadan hisse çıkar. Belki de alınacak büyük bir ders vardır. Bu genç bir gün birisiyle karşılaşır. Bu kimse Yahya'ya hoca olmak ister. Fakat nedense birkaç gün sonra oğlum maalesef senin sahibin, hocan varmış. İnşallah en kısa zamanda bizden daha üstününe kavuşursun. Kusura bakma deyip vazgeçer.
Genç Yahya bundan bir şey anlamaz. Hat dersine devam eder. Bir gün hocaları birden dersi kesip ayağa kalkar. O anda dershaneye giren zat Muhammed Emin Efendi'dir. Emin Efendi Hazretleri tam genç Yahya'nın karşısına oturur ve mübarek gözlerini ona diker. Molla Yahya. Buyurun efendim. Gel, yanıma gel. Bana biraz su getirir misin? Tabii efendim. Buyurun efendim. Bismillah. Elhamdülillah. Su ne büyük ne aziz nimettir. Sağ olasın evladım. Bu içtiğimiz leziz suyu İstanbul'a Sultan Süleyman Han getirmiştir. Ama nasıl bilir misiniz? Binlerce kuyu kazdırmış. Fakat bir türlü muvaffak olamamıştır. Bunun için üzülüp dururken bir zat ancak bir Allah dostunun duasını almakla bu işin mümkün olacağını söylemiştir. Süleyman Han Hazretleri de bir velinin duasını alınca su İstanbul'a gelebilmiştir. Mübarek padişah çok hayra sebep olmuştur. Hoca efendi, sizleri dersinizden almayayım. Bana müsaade ediniz. Yahya evladım, bana asamı getirir misin? Elbette efendim. Buyurun. Yahya, evladım, bu zat kimdir bilir misin? Hayır, bilmem hocam. Bu zat Tokatlı Emin Efendi'dir. Allah'ın evliya kullarından olduğuna kimsenin şüphesi yoktur. Hatta sana hiç görmediği ve tanımadığı halde isminle hitap etmedi mi? Bunun bir hikmeti vardır elbet. İnşallah neticesini görürsün. İnşallah. Tamam, şifreyi çözdüm. Neymiş? Su. Buralarda mutlaka su olmalı. Define suyun yanında. Evet, doğru. Ama bu suya kavuşmak pek kolay olmamış. Ancak bir velinin duasını almakla erişilmiş. Bizim de defineye kavuşmamız pek kolay olmayacak galiba. İyi, o zaman sen de bana dua et. Sen de eğer ana baba duası almışsan bu defineye kavuşursun. Vay canına, bu adam boş değil. Sanki o da beni tanıyor. Bu iş artık midemi bulandırmaya başladı. Bakalım buralarda su var mı? Dinle. Duymuyor musun? Evet. Buralarda bir yerde su var. Hadi hemen kalkalım. Of, yok, kalkamıyorum. Ayağım hala acıyor. Biraz daha dinlen öyleyse. Evet, biraz daha. Sen de oku bakalım Yahya'ya ne olmuş. Bakıyorum defineyi unutup hikayeyle ilgilenmeye başladın. Sen dedin ya amca, her hikayeden alınacak bir ders vardır. Oku da biz de alalım dersimizi. Öyleyse dinle. Aradan bir iki ay geçer. Yahya mahallesinin berber dükkanında otururken aksakallı bir zat girer içeriye. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Yahya, siz misiniz delikanlı? Evet, benim. Buyurun. Bir dostunuz size selam eder ve sizi ister. Buyurun, gidelim. Peki efendim. Allah Allah. Ne oldu bana? Neden düştüm bu ihtiyarın peşine? O dostun kim? Sen kimsin diye neden sormadım? Şimdi hızlı hızlı yürüyor. Ta Zeyrek mahallesine geldik. Durdu. Kapıyı açıyor. Gel Yahya. Hadi içeri girelim. Peki. Yahya. Hoş geldin. Ben de seni beklerdim. Elhamdülillah geldin. Siz Mehmet Emin Hazretlerisiniz efendim. Elinizi öpeyim. Harabat ehlini hor görme Zakir. Defineye malik nice viraneler var. Ya işte böyle. Nasıl ki Ahmet Cüryani Hazretleri kendisini bulduysa, o da Yahya'yı buldu işte. O da avını yakalayıp
saadet tuzağına düşürdü. Bu adam da beni tuzağa düşürecek galiba. Daha sabah tanıştık ama sanki beni senelerdir tanıyor. Gerçekten garip. Yahya gibiyim. Ben de küçük yaşta babasız kaldım. Onun gibi aksakallı bir zatın peşine düştüm. Bakalım bu işin sonu neye varacak? Sanki o defineyi istemiyor gibi sadece beni götürüyor. Biraz sonra kalkarım ayağa amca. Sen kendine bak evladım. Az kaldı. Define şuracıkta bizi bekliyor. Bulunca ne yapacaksın bakalım? Ne mi? Allah Allah. Hakikaten ne yapacağımı şu anda düşünemiyorum. Ama çok zengin olurum herhalde. Arabalarım olur, konaklarım, her şeye sahip olurum. İyi yaşarım. Tabii bu dünyada. Ahiret hayatını parayla satın alamazsın ki. Elindeki hiçbir kuruş seni kabir azabından, cehennem ateşinden koruyamaz. Ancak yaptığın iyi ameller işine yarar. Beni korkutmak istiyor. Susturmalıyım şunu. Ya amca sen beni bırak da bir an evvel defineyi bul ya. Sonra ne olmuş? Yahya ne yapmış? Peki okuyalım bakalım. Yahya senelerce Mehmed Emin Hazretlerinin yanında yetişir. Onun halifesi olur. Yahya gibi daha niceleri düşer onun saadet tuzağına. Bunlardan biri de Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi'dir. Hadi amca şu suyu bulalım. Bak kalktım ayağa. Hadi bakalım yürü öyleyse. İşte bak. Şurada su var. Evet ama onun yanında iki tane daha yol ayrılıyor. Vay canına hakikaten. Peki hangisinden gideceğiz? Bilmem. Nasıl bilmezsin? Kitaba baksana. Olur oğlum bakayım. Oo, kitap bitmiş. Ya. Evet. Nihayet 1754 senesinde 83 yaşındayken her fani gibi bu alemden ahirete göçtü. Allah rahmet eylesin. İşte kitap bitti. Yalnız buraya bir not düşülmüş. Bakayım ne yazıyor. Bu define ancak tevbe etmiş ve sırf Allah'ın rızasını kazanmak için çalışan kimselerin eline geçer. Amacı dünya olan kimseler boşuna çaba sarf etmeyeler. Aranılan hazinenin nişanını verdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Hı? Bu da ne demek şimdi? Gayet açık. Tövbe edip niyetini düzelteceksin. Nasıl? Yaptığın bütün kötü amellerden pişmanlık duyup bir daha işlememeye söz ver yeter. Tamam tövbe ettim tamam. Öyleyse vur kazmayı. Olmadı. Samimi değilmişsin demek. Ama nasıl olur birdenbire böyle? Birdenbire mi? Hala anlamıyorsun. Düşün işte. Ölüm var, ölüm. Bu defineyi ele geçirip zengin olsan bile sonunda öleceksin. Sonunda varacağın yer mezarlık. Şu mağaraya bak. Ne kadar karanlık. Gidişte dar bir yere sıkışmıştın. O halini hatırla. Hani hiç kıpırdayamaz olmuştum. Bir gün gelip her şeyi bırakıp o hale düşeceksin. Orada define olduğunu unut. Asıl define demin hayatını anlattığım Mehmed Emin Efendi'nin sahip olduğu iman ve ahlaktır. Sen de bunu isteyerek tövbe et. Ben onun hayatını anlatırken bir kez daha niçin yaratıldığımı anladım. Asıl gaye Allah'a kulluk. Haklı. Bir gün gelip sonunda yerin altına girecek olduktan sonra defineye sahip olsam ne olacak? Hem biliyorum ki ne bulsam onu kumarda kaybedeceğim. Garip. Bu defineyi aramak için yerin altına girdim. Allah Allah. Bir gün içinde neler geldi başıma. Haklısınız. Tevbe edeceğim. Bir daha... Nereye gitti bu? Amca! Amca! Yok. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Kitap da ondaydı. Artık çıkış yolunu da bulamam. Bu ses de ne? Yarasalar. Hemen pilleri takmalıyım. Ne oldu? Ama piller çok zayıf. Bana bir şaka yapıyor olmalı. Birdenbire kaybolmuş olamaz. Ne yapsam acaba? Burada böylece duramam ki.
Eyvah, yapayalnızım. Allah'ım beni affet. Evet, ben çok hata ettim. Pişmanım. Bana yol göster Allah'ım. Hadi vur şimdi kazmayı. Ha? Nereye kayboldunuz? Neredeydiniz? Buradaydım. Ne o, korktun mu yoksa? Evet evet, çok korktum. Bak amca, ben defineden vazgeçtim. Bir an önce buradan çıkmak, kurtulmak istiyorum. Çabuk şu kitaba bakın, yolu bulup çıkalım hadi. Bak, çıkış yolumuz da bu duvarın arkasında. Bu duvarı yıkman lazım. Hadi savur şu kazmayı. Peki. Bismillah. İşte. İşte oldu. Tövbem kabul olmuş. Bak, duvar yıkıldı. Hey. Allah, yine kayboldu. Ama içeride hiçbir şey yok. O da ne? Bir rahle. Üzerinde de bir kitap var. Dur bakayım. Yok. Olamaz. Bu kitap benim kitabım. Hayal görüyor olmalıyım. Yok yok. Bu gerçek. Bu kitap benim kitabım. Ama nasıl olur? Az önce antika camcının elindeydi. O da benim yanımdaydı. Şimdi nerede? O da ne? İşte çıkış yolu. Sahil görünüyor. Oh Allah'ım, şükürler olsun. Hemen eve dönmeliyim. Yaramaz kediye. Gene ayaklarımın altında dolaşıyor. Ne o? Özledin beni yoksa? Ha? Aydın. Oğlum. Anne. Sen uyumuyor muydun? Az evvel kapının çalındığını duydum. Kalktım, baktım kimsecikler yoktu. Sonra kapıyı açtım. Bir de ne göreyim? Dün senin sattım dediğin antika eşyaların hepsi orada duruyor. Öylece duruyor. Ne? Antikalar mı? Kimin bıraktığını görmedin mi? Hayır. Görmedim. Şimdi sen söyle bakayım. Bütün gece nerelerdeydin? Gene kumar mı? Öyle sayılır anne. Fakat bu gece kazandım. Define aramaya gittim. Buldun mu peki? Buldum ya. İşte. Define. Define Mehmet Emin Efendi'nin hayatı. Yavrum, aydınım. Bir gün doğru yolu bulacağından emindim. Baban da bu kitap bir hazine derdi. İnsanı Allah'a kavuşturan yolu, evliyaların yolunu anlatıyor derdi. Elhamdülillah. Ben de buldum işte anne. Elini öpmek istiyorum. Kusurlarım o kadar çok ki utanıyorum. Beni affet ve bana hakkını helal et anne. Oğlum, yavrum, aydınım benim. Allah Allah. Acaba yanlış yere mi geldim? Ya işte burası olmalı. Fakat burada bir tek antikacı dükkanı yok. Ama nasıl olur Allah Allah? Şu dükkanda, evet eminim. Ama burada kaporta... Neyse, şu çocuğa bir sorayım. Bakar mısın? Buyur abi. Siz yeni mi açtınız burasını? Ne yenisi abi? Senelerdir buradadır bu tezgah. Peki bu cadde üzerinde bir antikacı dükkanı yok mu? Antikacı mı? Ne gezer buralarda? Ya, peki. Kolay gelsin. Güle güle. Amma antika herif ya. Anladım. Ava giden avlanır demişti. Ben de avlandım. Bir tuzağa düştüm. Ama elhamdülillah saadet tuzağına. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.